TÜBİTAK SAGE Müdürü Gürcan Okumuş'a göre yakın gelecekte SİHA savaşın kurallarını tamamen değiştirecek. SİHA'ların havadan yere değil, SİHA'lar arası ayrı bir mücadele konsepti başlayacak. Böyle dedi, Türkiye'nin hedefinin hava savunmasının Şampiyonlar Ligi'ne girmek olduğunu dile getirdi. Bizim savunma sanayimiz iyi bir yerde, yani dünyada biz Süper Lig'deyiz diyebiliriz. Ama inşallah Şampiyonlar Ligi'ne de girmemiz gerekiyor. İyi noktadayız biz ona. Mekatronik Mühendisleri Derneği Ankara Şubesi Tecrübe Paylaşımı Programı'nı düzenledi. Konuşmacı ise TÜBİTAK Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü SAGE'nin müdürü Gürcan Okumuş'tu. Savunma sanayinde yapılan çalışmalardan bahsetti. Türkiye'nin üretiminde başını çektiği silahlı insansız hava araçlarına karşı şu an kara silahlarının bir hayli savunmasız olduğunu dile getirdi. Kara araçları, ağır silahlı araçların SİHA'lara karşı şu an oldukça savunmasız olduğu görülüyor. Ama mutlaka bu bir geçiş süreci. Onlar da kendi önlemlerini almaya çalışacaktır. Gürcan Okumuş, zamanla birçok ülkenin SİHA'lara sahip olacağını söyledi. Bunun da yakın gelecekte savaş oyunlarına farklı bir yön vereceğini ifade etti. Kısa vadede SİHA'lar arası mühimmatların, yani her ülke bu yeteneği kazandıktan sonra bu sefer bakacağız ki artık SİHA'ların havadan yere değil, SİHA'lar arası ayrı bir mücadele konsepti başlayacak. Bunlar zaman içinde gelişecek konseptler. Biz de bunlara yönelik çalışacağız, önlemler alacağız, sistemler geliştirmeye çalışacağız. Okumuş, Türkiye'nin hava savunmasında da siper ve hisar gibi önemli çalışmalar içinde olduğunu hatırlattı. Türkiye'nin katmanlı bir hava sistemine ihtiyacı olduğunu söyledi. Katmanlı hava savunma sistemi ve her irtifa ve menzilde farklı etkinlik gösterecek silahlara ihtiyacınız var. Yani bunun çok yüksek irtifada ama çok düşük manevra kabiliyetine sahip elektronik harp uçaklarından tutun, çok düşük irtifalarda seyreden seyir füzelerine kadar savunma sağlayacak bir sistem kurgulamanız lazım.